Şimdi sizi dinlerken e, Keza Sayın Küçük Ali'yi inanın ben de bölgede şöyle oldum. E, köylere ulaşmakta müthiş zorluk çekildi. Yani o lojistik sorunun aslında en çok sancısını çeken köyler oldu. Çok geç gidildi köylere. Ve inanın orada gözlemlediğim e, birinci şey e, nokta insanlar motosikletle gidiyorlardı. Şimdi yanımdaki ekibe dedim ki aa demek ki Motosiklet. Yani e, bu e, bütün e, taşımayı yapan e, yemek e, işte dağıtım şirketlerinden tutun her türlü giysi vesaire tekstil. Evet dedim yani bu e, kuryelere demek ki ne kadar çok iş düşecek. E, sizleri dinlerken anladım. E, Eminim yani ekranları başındakiler, kişili seyircilerimiz de insanlar somut düşünmeye başlıyor. Yani somut şeyler üzerinden ilerlemeye çalışıyor. Sizi dinlerken örneğin bir akom deprem merkezi gibi bir yer mi olmalı? Sinyalizasyon, dediniz ki tırlara çipler takılıyor. Çok güzel bir fikir. Ama ben sizi dinlerken diyorum ki peki bunu e, AFAD değerlendirmediyse yerine ne koydu, ne geldi? Ya da sizi dinlerken aynı şekilde... Evet e, bu lojistik sorununda kimlere ne düşünüyor? Muhtarlar katkı sağlıyor mu? Yani topyekun bir seferberlikten bahsediyorum ya ben aslında. E, kimler ne kadar bu e, oluşumun içinde yerelden Ankara'ya e, İstanbul'dan bütün bugüne kadar 11 ilimizde yaşanan bu belediye başkanlarını da alıp mesela AFAD bir ...deprem çalıştayı yapacak mı? Nasıl ilerleyecek? Yani siz dışarıdan bu hazırlık süreçlerine baktığınız zaman... ...somut olarak nereye gelindiğini görüyorsunuz... ...veya ne kadar daha yapılması gerektiğini görüyorsunuz. Şimdi efendim bu tatbikatlar yapılır bizde. Bu 99 depremi Türk Sağlık Kuvvetleri hakikaten ders çıkartan bir kurumdur. Çünkü öğrenilmiş dersler diye bizim tatbikatlarımızda... ...ve her tatbikattan sonra bir lessons learned çıkartılır. Bu bu biz gerçekten öğrenen bir mekanizmadır, öğrenen bir kurumdur Türk Sağlık Kuvvetleri. DAFYAR diye deprem afet yardımı tatbikatları ve timleri oluşturuldu bizde. Türk Sağlık Kuvvetleri'nde evet. ve bu depremle ilişkin, afetlerle ilişkin tatbikatlar yapıldı. Biraz önce Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi o tatbikatlara her kurum katılırdı. Her kurum katılırdı, bunu organize ederdi. Şimdi tatbikatlar aslında bir NATO'da da artık böyle NATO'dan zaten biz de bunu aldık. Tatbikatlara sadece askerler katılmıyor. Askerler, siyasiler, bürokratlar, STK'lar, sivil toplum kuruluşları ve medya. Bunların hepsinin bilfil kendi evet. temsilcileri katılıyor. Ve tatbikatlarda böyle durumları canlandırıyorlar. Ee, şimdi bunu 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 bizim çok sık yapmamız lazım. Ama şu 99 depreminde de Mina Hanım aynı sonuç vardı. Merkezle yerel yönetimler arasında koordinasyon eksikliği hala var. Şimdi ben İTÜ'nün depremler ön inceleme raporunu gelmeden önce bir analiz ettim. Yeni yayınladılar. Evet. İstanbul Teknik Üniversitesi. Evet. 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 O raporda da bundan esintiler var. Yerelle merkez arasında her şeyin merkezileşmesi yanlış. Yanlış. Böyle acil durumlarda her şeyin merkezileşmesi yanlış. Hakikaten bazı şeylerin kontrol edilmesi lazım ama bazı şeylerin de kendi akışına bırakılması lazım. Yani orada Yerele yetki verilmesi lazım. Yetki değil mi? Tabii evet. yetki Tabii yetki dağıtımı evet. yani yetki dağıtımı çok önemli bir şey. Yetkinin tek elde toplanması bu işleri yavaşlatıyor. Çok çok yavaşlatıyor. Halbuki oradaki mülki amir Orada o anda tam yetkili olacak. Ne zamana kadar? Bizde öyledir askerde. Siz bölgede bir olay olduğu zaman hemen müdahaleye başlarsınız. Savaş durumunda, çatışma durumunda. Ta ki bak, e, arkanızdan sizden üstler gelene kadar. Ondan sonra siz devre edersiniz. Ama bunun işte bizde şu anda herhalde gördüğümüz kadarıyla öyle algıladığımız ama devlet elinden geleni yapıyor onu söyleyelim. Halkımız şunu düşünmesin. Devlet evet elinden geleni yapmadı. Hayır devlet elinden geleni yaptı ama koordinasyon eksiklikleri var. Ama karışıklık var. Ama bir takım kargaşalar var. Elinden geleni yaparken elindekini en etkin şekilde, en verimli şekilde kullanmasına engel oldu bunlar. Onun için bizim tekrar organizasyonu, tekrar koordinasyonu göz önüne almamız, tekrar revize etmemiz gerekir. Bir de Bakın çok önemli bir şey var efendim. Onu da zamanımız zaraldığı için belki fırsat olmaz efendim, diye söylüyorum. Buyurun. Şimdi bu yeni yapılar yapılacak. yeni, yeni Kalıcı konutlar. Kalıcı, kalıcı konutlar yapılacak. Şimdi bu kalıcı konutları o bölgelerin bir kültürü var. O bölgeler tarihi bir dokuya sahip. Dolayısıyla o bölgelerdeki tarihi dokuya uygun kentleşmeler yapılsın. Tabii. Tek düzey kentler yapılıp tarih de yok edilmesin. Çok korktunuz. Çok, çok önemli, önemli efendim bu. Yani... O, bu, Çok önemli. E, orası tarihi bir yerden bahsediyoruz. Dünyanın tabii. en eski yerlerinden bahsediyoruz. Tabii tabii. Ya, tabii. evlerin cumbaları, e, o Hatay'daki evlerin durumları, ibadetgahlar, eee işte bütün dinler bir arada. Tabii. Onların tekrar aynı şekilde inşası düşünülmeli. Toplu konut idaresinin batıda da, doğuda da, güneyde de, kuzeyde de aynı yapıp tek düze böyle bir beton yılına çevirmesi lazım. Bir de Efendim burada çok önemli bir husus var. E, prefabrik e, çelikten yapılmış bina önerileri var. E, çok, kap, çok Prefabrik betonarme diyor İstanbul Teknik Üniversitesi. Buna dönüşülmesi lazım. Onun için de İstanbul depremi, Marmara depremi için bence en önemli şey aslında depreme yardım edecek olan, yani böyle durumuna müdahale edecek olan en azından karargahların rafat birimlerinin diğer hastanelerin şunların bunların bir an önce bu İstanbul Teknik Üniversitesi'nin önerdiği prefabrika betonarme yapılara geçmesi lazımdır. Bunu bunun, bunun da sağlanması gerekir diye düşünüyorum. Son şeyde şunu da söyleyeyim. Buyurun öyle. efendim, buyurun. Şimdi görülmüştür ki askeri sağlık sisteminin lağvedilmesi büyük bir zarar oluşturmuştur. Neden? sancaklar ve bayraklar gemisi. Değil mi efendim? İki gemi de rol 2 dediğimiz bizim hastane oluşturuldu gemide. Çok üzüldüm biliyor musunuz efendim? Orada bir video çekmiş doktorlarımız. Biz gönüllü doktorlar olarak Muğla'dan geldik ve askeri gemide hastane kurduk. Biz bu duruma düşecek miyiz? Anlıyorum. Biz niye Türk Silahlı Kuvvetleri'nin <laughs> bakın rakamlar söylüyorum. Ankara'da tıp fakültesi vardı. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin tıp fakültesi vardı. Askeri hekimi yerleştirirdi. Devlet başkanları gelir orada tedavi olurdu evet, tabii. yurt dışı. İstanbul'da Haydarpaşa Eğitim Hastanesi vardı. Çok evet. ileri düzeyde rehabilitasyon merkezi vardı. Fizik tedavi merkezi vardı. Gazilerimize vesairemize 100, 200, 400 yataklı 43 tane askeri hastanemiz vardı. 43 tane. Ve bölgede bölgede İskenderun'da askeri hastanemiz vardı mesela bizim. Çok önemliydi. E, 600 civarında kadroya atanmış doçent ve profesör öğretim üyesi vardı, asker öğretim üyesi. 2500 civarında uzman doktor vardı askeri. 10 binin üzerinde sağlık personeli vardı askeri. Bir de bunlar yaralanma, savaş cerrahisi. Emirle. Bakın, afetlerde ortaya çıkan evet, sağlık ne sorunları konusunda musunuz? deneyimli ne, kadrolar. Ne biliyor musunuz? Evet. Bunlar gemiye emirle gelirlerdi. Emirle anında gelirlerdi. Öyle gönüllü doktor falan. Gemi Foça'dan kalkıyor. Gönüllü doktor Muğla'dan geliyor. Şimdi Foça'da bizim askeri hastanemiz vardı. Aksaz'da askeri hastanemiz vardı. Bunlar emirle gelirler ve sahra hastanelerini kurarlardı. İsrail'e Sahra Hastanesini satan ve Sahra Hastanesine eğitimi veren Gülhan Askeri Tıp Akademisiydi. İşte. Şimdi İsrail geldi, Sahra Hastanesi kurdu, kurdu. evet. Ve biz bir tane askeri olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bir Sahra Hastanesi kurduk. Biliyor musunuz efendim? Sadece 77'de bir tane. Nerede? Şöyle tamam komutanım Maraş'ta. sözünüz affedersiniz Estağfurullah. Sekin Bey ayrıca Kızılayın. şunu da e, sormuş olayım. Kızılay'ın bir konteyner fabrikası vardı. Var. ...halen evet, bildiğim kadarıyla. Malatya'da. Malatya'da. Evet. Burada... ...afetlerin olmadığı süreçlerde... ...stoklamak amacıyla... ...konteynerlar üretilemez miydi? Yani şu anda... ...onlar üretilmiş olsa... ...hemen götürülür... ...ve ihtiyaç sahipleri... ...iskan edilebilirdi o konteynerler. Şimdi o benden sonra kurdular onu. Evet. Yani benim zamanımda yoktu... Ama nasıl bir işlev yapıyor işin doğrusu bilmiyorum ama gayet tabii ki onun kurulmasının asıl maksadı stokların olması, o bölgede deprem bölgesi yani yerinde de kurulmuş, doğru bir iş yapılmış ama işlevsiz kalmış. Başına kebapçı koymuşlar. Niye koymuşlar? Kebapçı. Container fabrikası. Evet evet. İşte böyle olmuş yani. Şimdi şunu merak ediyorum ben komutanım. Acaba bu afet anlarında silahlı kuvvetler alana indiğinde hiç yönetim el koyduğunu hatırlıyor musunuz siz? Hayır. Peki niye biz askerden bu kadar korkuyoruz? Ben şimdi bu, bu, burada, bunu burada gerçekten anlayamıyorum. Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Biz hepimiz bu ülkenin çocuklarıyız. Ülkemizi severiz. Zaman zaman da hepimizin kendine göre bir dünya görüşü vardır. Ben de 80 ihtilalinde içeri düştüm? Yapılan şeylerden dolayı mesela benim sağ gözümün %70'i görmüyor. çünkü Siz 80 darbesinden sonra mı? Evet, 80 darbesinde. Sağ cezaevine düştünüz. Evet. Gözüm görmüyor. %70'i görmüyor. Mi? Evet. Aldığım darbeden görmüyor. Sonra bir kanun çıktı. Dendi ki eğer ispat ederseniz benim raporum var. Yani benim o gözümü ameliyat eden doktor var. Çapa'da. Raporu da var. Ee, mahkemeye verin tazmin edin. Bak ben onu içime yediremedim kendime. Niye? Ya bunu bir, bir asker yapmış ama üstünde rütbü, elbisesi var. Ama o bir şahıs. Ben kimi veriyorum? Genelkurmayı mahkemeye vereceğim ve oradan para alacağım. Öyle mi? Bu bana çok ızdıraf verdi biliyor musunuz? Bak ben uzuvlarımdan birini kaybettim. O, o duygu ötekini bastı.